Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta gündem videosu için hep beraber Antalya'dayız. Valla bu aralar turnayı gözünden mi vurduk, ne yaptık, ne ettik bilemiyorum. Bir önceki hafta İzmir, arkasından Fransa'da Airbus tesislerinde Toulouse'daydık. Bugün de Antalya'dayız. Tabii sahildeyim ben şu an ama üzerimde ceket görüyorsunuz. Siber güvenlik zirvesi için Antalya'ya geldik. Ben de aralan dedim ki bir gündem videosunu çıkartalım. Sizlerle haftanın gelişmelerini konuşalım. Çünkü bu hafta gerçekten çok gurur verici bir haftaydı. Çünkü Kaan, milli muhalif uçak Kaan ilk uçuşunu yaptı. Hadi gündem konularımızı birlikte izleyelim. Milli muharip uçak Kaan, Aralık ayından beri bekliyorduk ve ilk uçuşunu yaklaşık 2 aylık gecikmeyle başarıyla tamamladı. Öncelikle ben kendi yorumumu buna eklemek istiyorum ki hazırladığım iki videoda şu yayın saatlerinde ikisi de 300 bini aşmıştı. Bu uçak gerçekten TUSAŞ'ın tecrübesini her anlamda, tasarımdan imalatına, pilotajdan diğer özelliklerine kadar yansıttığı bir uçak oldu. Ki şöyle düşünün, aslında bu uçak ilk prototip, yani normalde 2026'da uçması planlanan proje 2 yıl öne alınmış durumda ve bu uçakta bir teknoloji gösterim uçağı olarak adlandırıyor. Bunu ben söylemiyorum. Hatırlayacaksınız, geçen yıl 1 Mayıs'ta o uçak için bir TUSAŞ'ta tören yapıldığı zaman ilk uçuşta gerçekleştiren Barbaros Demirbaş test pilotu, o anlatmıştı bize onu. Bu teknoloji gösterim uçağı. 2026'da gerçek uçak geliyor. Ve bu uçak özellikleri açısından çok daha üstün bir uçak olacak. Örneğin bu uçakta şu an henüz daha birçok sistem yok. Ve o uçak gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'nin kullanabileceği 4,5. nesilde olan Barbaros Demirbaş'ın da söylediği gibi bir savaş uçağı olacak. Kullanacağı motorlar da F110. Şimdi bu konuyla ilgili hani vardır, bir laf vardır. Türk gibi heyecanlı başlamak. Türkiye bu projeye genlerimizde olduğu gibi Türk gibi heyecanla başladı. Ama önemli olan o heyecanımızı yarın hemen kaybetmek değil, İngiliz gibi soğukkanlılıkla bu projeyi devam ettirmek. Bu uçak uzun yıllar Türk havacılık ve uzay sanayinin yanı sıra Türkiye'nin en önemli teknoloji projesi. Yavaş yavaş gelişecek, olgunlaşacak. Şu an çok ham bir meyve. Sadece meyveyi görüyoruz. Belki de çiçeğin ucunu gördük. Olgunlaşacak ve bir meyve haline gelerek Türkiye açısından çok önemli bir yere gelecek. Bazı arkadaşlarımız Barbaros Demirbaş kimdir diye sormuşlar. Çok tecrübeli bir pilot. F-4'te kariyerine başlıyor Türk Hava Kuvvetleri'nde. Daha 2007-2008 yılında, yani Hürkuş projesi başlarken Türk Hava Kuvvetleri onu Kanada'daki test pilotu okuluna götürüyor, eğitimini alıyor ve uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde 401. test filonun kurucusu ve yaklaşık 5 yıla yakın sürede o filonun komutanlığını yapıyor. F-16 ile de uçuyor. Biz de verdiği röportajda söylemiştik. 40'tan fazla uçak tipiyle uçmuş. Çok 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 tecrübeli bir pilot. Ve o pilotun eşliğinde bu ilk uçuş gerçekleştirdi. Ben kendi açımdan çok stabil bir uçuş olduğunu gördüm bunun. İşte o kalkıştaki yataş stabilizelerin niye hareket ettiklerini de kendileri hazırladığımız videoda, buraya da linkini bırakıyorum, anlattı. Ve gerçekten çok stabil bir kalkış. 8000 feet irtifaya çıkış, 8000 de yaklaşık 2600 metreye geliyor yaklaşık. Maksimum 230 knot deniz mili, yani sürat görüldü. Burada iniş takımları aşağıda, her ilk uçuşta yapıldığı gibi. Niye? Çünkü iniş takımlarını topladığı zaman uçak süratlenmeye başlıyor. Gerçek uçuş moduna geçiyor. O 230 değil, sürat çok daha artıyor. İlk uçuşta önemli olan kalkışı yapabilmek, düz uçuş, basit dönüşler, geniş bir meydan turu yapıp inebilmek. Ve yaklaşık 13 dakika sonra da çok stabil bir son yaklaşmayla, gerçekten böyle ip gibi gelmek tabiri vardır havacılıkta, ip gibi gelip kitap gibi çok güzel bir iniş gerçekleştirdi. Arkasındaki paraşüt sistemi jet uçakları yüksek süratle teker koyuyor, durmalarını sağlayan bir sistem ve bu ilk uçuş gerçekleşti. İşte sonrasında da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün'ün ekiple birlikte açıklamalarını verdim. Onlar da teknik olarak çok güzel, doyurucu bilgiler verdiler. Bu uçak çok sayıda mühendisimiz çok önemli bir tecrübeyle
kavuşuyorlar. Bunları öğreniyorlar. Sonrasında Türkiye'deki havacılık projelerinde önemli sayfalar açılacağına inanıyorum. Yani aslında Türkiye Milli Muharip Uçak Kaan'la birlikte çok önemli bir lige çıkıyor. Bugün 5. nesil uçak tasarlayabilen ve uçurabilen bu anlamda Amerika, Çin, Rusya, hadi Güney Kore'de sayalım 5. ülke Türkiye. Bu da önemli bir durum. İnşallah gerisi güzel bir şekilde gelir. Testleri tamamlanır ve sonrasında da bu uçak Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girer. 2028'de 5. nesle taşıyacak yerli motor iddiası 2028 oldukça iddialı. İnşallah o projede güzel bir şekilde hayata geçer ve yerli bir sistemimiz, motor çok büyük bir eksiklik, bir sürü projede işte anlatıyoruz videolarla size, karşımıza çıkıyor. O da gelir ve önemli bir detayda kapanmış olur. Şimdi böyle ceket, pantolon, sahildeyim. Normalde bu sahilin az ilerisinde geçen yaz buralardaydık. Ondan sonra gayet Antalya. Tabii kışın şu an hava 20 derece, 19 derece arasında oynuyor. Hani şöyle bir mayomuz olsa denize gireceğiz diyoruz da iş için geldik buraya. Niçin geldim ben? Savunma Sanayi Başkanlığı'nın üst çatısında siber güvenlikle ilgili bir zirve var. Siber güvenlik biliyorsunuz Türkiye'de, hani şöyle anlatayım çok basitçe size. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 ana unsuru var. Hava, kara, deniz. İşte 4. unsur siber ve uzay. Bu çok önemli. Siber'de işte Milli Muharip Uçak gibi bir tasarım yapıyorsunuz. Bilgileri iyi tutmanız lazım elinizde. İşte mühendisler aralarında mailleşiyorlar. O maillerin güven içinde olması lazım. Cep telefonlarının güven içinde olması lazım. Wi-Fi olarak adlandırılan kablosuz bağlantılar güven içinde. Her şeyin güven içinde olması lazım. Çünkü son dönemde özellikle buradan aldığımız bilgileri paylaşayım sizlerle. Gazze'deki olaylar nedeniyle İsrail tüm dünyaya, özellikle Gazze'ye tepki gösteren ülkelerin devlet kurumlarına, silahlı kuvvetlerine, savunma şirketlerine çok ciddi siber saldırılar gerçekleştiriyor. Ve bu tür siber saldırıları önleyici sistemlerin çok önemli bir kısmı da İsrail'den dünyaya yayılıyor. İsrail önemli bir ihracatçı. Şimdi elinde bu doneler var ve bunu da farklı amaçlı kullanıp o ülkelerin aleyhine durumlar oluşturabiliyor. Bunların önüne geçmek, Türkiye'de yazılım konusunda özellikle siber saldırılara karşı yapılacak, saldırılara karşı hazırlanacak özel yazılımlar için Türk şirketleri yoğun çaba sarf ediyor. Bununla ilgili Savunma Sanayi Başkanlığı'nın özel bir birimi var. Birçok şirket aynı zamanda işte finans, eğitim, devlet kurumları derken Türkiye'deki savunma sanayi şirketlerine de bu siber konular hakkında çeşitli teknolojiler veriyor. Bu konuda giderek önem kazanıyor. Gençlerin tabii bizim işte o hackerlar, şunlar bunlar çok ilgisini çekse de bu da önlem alınması gereken çok önemli bir konu. Şöyle hatırlatayım size. 2000'li yıllarda başlarında daha Çin, Lockheed Martin başta olmak üzere birçok Amerikan savunma şirketinin sistemlerine gizlice girdi ve yıllarca kaldı orada. F-35 ile ilgili özellikle birçok dosya Çinliler tarafından alındı ve arkasından da bir baktılar ki dünya Çin 5. nesil savaş uçağı konusunda çok hızlı gelişimlerle adımlar attı. Geçmişte Rus teknolojisini kopyalarken bir anda özgün sistemler geliştirmeye başladı. İşte bu siber saldırılardan elde edilen bilgiler çok çok önemliydi. Orada bir kere Amerika ilk defa uyandı ve baktı ki sadece savunma değil, NASA'nın sistemlerine girilmiş uzayla ilgili atılan adımlarda da Çinliler epey bir bilgileri almışlar. En son siber saldırılarla ilgili Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz. Mesela Ukrayna tarafı da oltalama metoduyla Rus Hava Kuvvetleri'nin ailelerinin, eşlerinin çocuklarına ulaşarak onların fotoğraflarını aldı ve bunlara mesaj yollayarak biz sizin bilgilerinize ulaştığa kadar oltalama metoduyla çok ilginç bilgiler. Yani bir sürü hikaye var bunlarla ilgili. Bu siber konu gerçekten çok çok önemli olduğunu belirtmemde fayda var. Madem bu arada deniz kenarına geldik, biraz deniz kuvvetlerinden konuşalım. Tamam, her ne kadar gündem Milli Muharip Uçak Kaan olsa da geçen hafta deniz kuvvetlerine ait tasarım ofisinde ilginç bir buluşma vardı.
Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, birçok savunma şirketinin genel müdürüyle birlikte bir görsel paylaşıldı. Bu görsel, TCG Anadolu'dan sonra tasarımı gerçekleştirilen uçak gemisinin ilk çizimleri oldu. Bu gerçekten çok büyük bir ilgi çekti. Çünkü TCG Anadolu biliyorsunuz amfibi hücum gemisi aslında. Yani bir platformunu sadece hava araçlarına kullanabiliyorsunuz. Ve Türkiye için de bir İHA'ların konuşlanacağı farklı bir dünyada önemli bir konsept olacak. Uçak gemisi ise oldukça büyük bir görünüme sahip olacak. Uçak gemisiyle ilgili 285 metrelik bir model seçilmiş durumda. Bu yaklaşık İngilizlerin de kullandığı uçak gemilerine yakın bir boyutta. Gemiye bakıp da hani hemen şu şöyle olacak, böyle olacak değil. Bir sürü tasarım bu gemiyle ilgili gelişecek, değişecek. Ama gözüken o ki grafiksel olarak üzerinde milli muharip uçak var mesela. Kaan var, Kaan'ın deniz modeli. Tabi bunları hemen hızlı bir şekilde yapabilmek çok da kolay değil. Ama her şeyde bir anda yapılacak anlamına da gelmiyor. Bunu da belirteyim bu konuyu. Önemli olan hayali kurabilmek ve bu hayal üzerinden gidebilmek. Bir başka önemli konu da STM tarafından gerçekleştirilen denizaltı modernizasyonu. Gür modernizasyonu ile ilgili geçtiğimiz günlerde STM bir açıklama yaptı. Seyir, makine, muharebe sistemleri modernize edilecek ve burada STM'nin ana yükleniciliğinde Aselsan, Asfat, Havelsan gibi altta da şirketler kendi sistemlerini koyarak bu denizaltıların daha modern hale getirilmesini sağlayacak. Aslında bu denizaltı modernizasyonu Preveze denizaltı modernizasyonu yarı ömründe ayrı bir parçası olarak Savunma Sanayi Başkanlığı ile STM arasında imzalanmış durumda. Gür sınıfından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine giren 2004 yılından itibaren 4 adet denizaltı var. Ve bir yandan da bakıyoruz STM özellikle denizaltı modernizasyonunda kendini çok geliştirmiş bir şirketimiz. Bunlar Ay sınıfı, 2 adet Ay sınıfı denizaltının modernizasyonuyla başladı. Arkasından bunu 4 adetlik Preveze izledi. Ve bu arada da tabii ilk denizaltı modernizasyon çalışması da Pakistan donanmasının envanterindeki Agosta 90 B'lerle kazanılmış oldu. Agosta sınıfı aslında Fransız yapısı. Fakat Fransızların girdiği ihalede STM bu ihaleyi kazanarak çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Denizaltı modernizasyonları çok önemli. Sistemlerini güncelliyorsunuz ve o denizaltının uzun yıllar daha kullanılmasına imkan sunuyorsunuz. Bunu sunarken de tabii ki STM'nin sadece bununla geçerli değil. Reis sınıfı denizaltılar konusunda da çalışmalar yapıyor. Bir başka önemli projesi de STM 500 küçük boyutlu denizaltı özellikle sığ sular için, yani Karadeniz'in özellikle mesela Kırım tarafı için veya Uzak Doğu'da bazı denizler çok fazla derin değil. Bu denizlerde görev yapabilecek, sızma harekatı gerçekleştirebilecek denizaltılar da STM tarafından tasarlanıyor. Denizaltıyı modernize ettiniz fakat denizaltıyı oluşturan o çelik çok çok önemli. Bu çeliği dünyada üretebilen az sayıda ülke var ve bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye oldu. OYA'nın girişimi Erdemir, Milyux Oy ilk ürettiği denizaltı çeliğini Gölcük'te Tersane Komutanlığı'na Asfat'a teslim etti. Asfat'ta biliyorsunuz denizcilik açısından çeşitli sertifikasyon süreçleri var ve bunu da HY100 olarak adlandırılan bu projede Asfat'ta Türk Lloyd sertifikalandırmasıyla birlikte bu çeliği onaylamış oldu. HY100 2 yıllık bir çalışma sonrasında hayata geçirildi ve çok yüksek nitelikli. Sonuçta siz bunun tasarımını yapsanız da o denizaltıyı üretmek için bu özel çeliğe ihtiyacınız var. Neden bunlar kullanılıyor? Basitçe anlatmak gerekirse denize daldınız, şöyle bir 2 metre derine aşağı inin, hemen kulaklarınız zonklamaya başlar, basınç farkı. Ve düşünün bu denizaltı çok ciddi derinliklere inebiliyor. Ve burada yüzey ile arasında çok ciddi bir basınç farkı var. Bu basınç farkına işte bu özel çelik dayanıyor. Ve uzun yıllar o çelik o denizaltıyı, içindeki mürettebatı, sistemleri, silahları emniyetle su yüzüne veya suyun altına taşıyarak buralarda görev yapmasına imkan sunuyor. Bu açıdan da denizaltı çeliğinin çok çok büyük bir önemi var. Bu açıdan da atılan yerli imalat
çok çok altı çizilmesi gereken önemli bir konu. Bu çelik ilk defa geçtiğimiz yıl İDEF Savunma Fuarı'nda sergilendiğinde belirtmemde fayda var. Bir başka konu da Akıncı taarruzlu insansız hava aracının yaptığı yeni atış. Bu atış da Akıncı'nın kanatlarının altına Roketsan tarafından geliştirilmiş MAM-T. Bu MAM ailesinin artık en büyüğü MAM-T ve etkisi oldukça yüksek çünkü harp başlığı var, uzaklara gidebiliyor. Öbür sağ kanadına da MAM-L takılmıştı. Havalandı, Akıncı'da da Aselfilir'in 500 serisi kamera sistemi takılmıştı. Ve buradan deniz üstünde bir görüntü aramaya başladı. Hedefi neydi? Hedefi Aselsan tarafından geliştirilmiş Albatros Kamikaze insansız deniz aracı sistemi. Bunu çok yüksek irtifadan tespit etti ve arkasından kullandığı mühimmatlarla Albatros'u hedefi 12'den vurarak patlattı. Bu da çok önemliydi. Şimdi biliyorsunuz Kanada Türkiye'ye bir ambargo uyguladı. Bu ambargo ile birlikte Vetscan MX-15'lerin satışı Türkiye'ye durdu. Aselsan uzun yıllardır bu kamera sistemlerini yapıyor ama Vetscan bir dünya devi. Her yıl çok sayıda kamera yapıyor. Yani bunu yaptıkça geliştiriyorsunuz ve bazı optik konularda da haklı olarak çok fazla gücünüz yetmeyebiliyor. Bunu başarıyla tamamladı Aselsan. Geliştirdiği son Aselfilir 500'de MX-15 standartlarını yakalayıp üzerine geçti. Bu da çok önemli bir cevap olmuş durumda. Ben MX-15'e rakip olarak Aselsan'ın bu geliştirdiği kamera sisteminin farklı platformlarda, çünkü İHA'larda çok inanılmaz bir dünya var. Ufacık İHA'lardan büyük İHA sistemlerine rakipler de var burada ama Aselsan'ın çok önemli bir açıkçası başarı yakalayacağına inanıyorum. Şöyle bir Rusya tarafına da dönersek, zaman zaman Rusya Devlet Başkanı Putin bir güç gösterisi yapar. Geçtiğimiz günlerde de onlardan bir tanesini yaptı. Rusların stratejik bombardıman uçağı Tupolev 160 ile bir uçuş gerçekleştirdi. Bir süredir Rusya Tupolev 160 uçaklarını modernize ediyor ve bu modernizasyona da katıldığı uçuşla Putin de uçmuş, biraz da gövde gösterisi yapmış oldu. Bu uçakla 30 dakika kadar havada kaldı ve gerçekten hani ben buradayım dedi. Hatırlayacaksınız, geçmişte de bu bombardıman uçaklarıyla uçuş olmuştu Putin'in. Asıl bu Çeçenistan oldukça karıştığı zaman bölgede bir Su-27 savaş uçağıyla Putin uçmuştu. Bu gövde gösterilerini seviyor. Gerçekten bu da son dönemde özellikle ambargolar Rusları sıkıştırmış durumda. Putin ben buradayım. Ukrayna Savaşı'nda da geçtiğimiz günlerde stratejik bir noktayı ele geçirdi Ruslar. Bir anlamda tabii Batı da Ukrayna'ya çok ciddi miktarda silah veriyor. HIMARS olarak adlandırılan çok hassas vuruşa sahip füze sistemlerinin kısa menzilini veriyordu Amerika. Uzun menzilini verecek ve muhtemel Haziran ayı gibi de Ukrayna'ya F-16'lar teslim edilmiş olacak. Şu an hala Ukraynalı pilotlar Danimarka merkezli eğitimlerini devam ettiriyorlar. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş güneş batıyor, ışık bitiyor. Beni bıraksanız ben buralarda sabaha kadar konuşurum ama ışığın bitmesiyle birlikte hava da soğumaya başlıyor. Hava sıcaklığı hızla aşağı iniyor. Ben böyle bir konuşurken biraz hararet yaptım. Bir yandan da sırtıma ter vurmaya başladı. Ama bir yandan da o aldığım rüzgar nedeniyle de üşümeye başladığımı belirteyim. Antalya'dan sizlere seslendim. Sağ olsun Savunma Sanayi Başkanlığı siber kümelenmesinin yaptığı bu toplantı için davet etmişti. Oradan da size bu videoyu deniz kenarından çektik. Umarım yazında buralara gelme imkanımız olur ve sizlere buralardan da videolar çekeriz. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yapın. Bu arada kanala ilgi süper. 3000 yaklaşık abonemiz oldu. Hızla artıyor. Devam edin. Hatta şöyle bir hani challenge yapan şeyler var. Bu videoyu seyredin. 400 bin olsun, denize atlayayım. Yok böyle iddialarım yok vallahi. Hani hava güzel ama denize girecek sağlığım önemli. Zaten sesim kötü. Pek gerek olmadığını düşünüyorum. Sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Umarım gelecek haftada farklı bir yerlerden seslenirim diyeceğim de pek seslenmeyeyim. Ben umarım haftaya İstanbul'dan sizlere seslenebilirim. Tekrar görüşmek üzere. Sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Videoyu beğenmeyi, sorularınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.